Merhaba, hobime hoş geldiniz. Gülşah Gürsoy ben. Yazmalarda, yastıklarda, yakalarda sıkça karşılaştığımız en eski örgü modellerinden ve en eski el sanatlarından bir tanesi dantellerden bahsedeceğim bugün sizlere. Peki ya dantel örerken hangi ipleri kullanmalıyız? Malzemeler neler olmalı? Hangi uygun tığları kullanmalıyız? Kısaca hepsinden bahsedelim. İplerden bahsetmek gerekirse dantel ipleri genellikle karşımıza polyester, pamuk ya da merserize koton içerikli karşımıza çıkabiliyor. En sık karşılaşabileceğiniz ip içeriği %100 pamuk içeriğidir. Ama bunların yanı sıra bambu, ipek, naylon ve simli olarak da içeriklerle karşılaşabiliyoruz. İplerle alakalı kullanacağınız tığ ve ipler sizin tercihinize göre değişebiliyor. Dantel iplerinde etiketlerin üzerinde bulunan numaralardan bahsetmek gerekirse NE değerlerinden bahsedeceğim size. Etiket üzerinde yazan NE değeri bize ipin kalınlığı ve katının bilgilerini verir. Örnek verecek olursam ipin üzerinde 10'a 3 gördüğünüz bir NE değeri bize ipin kalınlığının 10, katının da 3 olduğunu gösterir. Genellikle dantel iplerinin standart kalınlık ölçüsü 10'dur. Rakam arttıkça ip daha incelir, rakam azaldıkça ip daha kalınlaşır. Standart ölçümüz paylaşmış olduğumuz gibi 10'dur. Gelelim tığlara. Dantel tığları genellikle çelikten üretiliyor ve en eski zamanlardan beri klasik olarak kullandığımız dantel tığları tulip sapsız tığları. Ama bunun yanı sıra tığ markaları bize normal yün tığlarında kullanabildiğimiz gibi elimizin hem ergonomik hem de daha rahat etmesi için hem saplı hem de ergonomik tığları üretmişler. Şunu da hatırlatmak gerekirse markaya göre tığ numaraları farklılık gösterebiliyor. Size önerim şu olacaktır. Hobim.com üzerinde de isterseniz detaylı bilgisini alabilirsiniz. Ürün içerik kısmına girerek hangi ipe hangi tığ numarasını uygun kullanabileceğinizi detaylı olarak kontrol edebilirsiniz. Farklı bir önerim de size. Yine etiketlerin üzerinde hangi ipe hangi tığ numarası uygun olduğu ayrıntılı bir şekilde yazıyor. İplerin üzerindeki etiketlerden de kendinize uygun tığ numaralarını detaylı gözlemleyebilirsiniz. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum ki markaya göre tığ numaraları farklılık gösterebiliyor. O yüzden size önerim tığların üzerindeki numara bilgisini değil milim bilgisini dikkate almanız ve aynı zamanda detaylı bilgi almak isterseniz de hobim.com'un ürün açıklama kısmında hangi ipe hangi tığ uygun bir şekilde kullanabileceğinizle alakalı detaylı bilgiyi alabilirsiniz. En eski el sanatlarından bir tanesi dantellerden bahsettim bugün sizlere. Ürünlerimizle alakalı, dantel tığları, ipleriyle alakalı ayrıntılı bilgi almak, satın almak, ürün bilgisi edinmek isterseniz hobim.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ürünlerle alakalı detaylı tarif bilgisi almak isterseniz de Hobim Atölye'yi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.